Rüstem'in en sevdiği yiyecekler simit ve pizzaymış. Simit ve pizzaymış. Peki, o kadar, o kadar yemek için de simit ve pizza. Peki, neyse takılmayalım. A, Rüstem'in kahvaltıda simit, B de öğlen, öğle yemeğinde pizza yediği olayları temsil ediyormuş. Peki, herhangi bir günde Rüstem'in kahvaltıda simit yeme olasılığı P, A, 0,6. Evet, bunu not edelim. P, yani kahvaltıda simit yeme olasılığı 0,6 imiş. Öğlen pizza yediği anlamına gelen B olayının gerçekleşme olasılığı da başka bir renk kullanalım. P(B) Evet, öğlen pizza yemesinin olasılığı 0,5'miş. Son olarak da son olarak da koşullu bir olasılık verilmiş. Öğlen pizza yediğinde kahvaltıda simit yemesinin başka bir deyişle kahvaltıda simit yemesinin öğlen pizza yediği durumdaki olasılığı 0,7'ye eşitmiş. İlginç. Hemen bunu da yazalım. B'nin doğru olduğu durumda A olayının gerçekleşme olasılığı 0,6 değil 0,7. Dikkat edin bu iki olasılık birbirinin aynısı değil. A olayının olasılığıyla B olayının gerçekleşmesi durumunda A olayının gerçekleşmesi olasılığının aynı olmaması tekerleme gibi bize bu iki olayın bağımsız olaylar olmadığını gösteriyor. B olayının gerçekleşmesi ya da doğru olması A olayının olasılığını değiştiriyorsa A ve B olayları bağımlı olaylardır. Bağımlı Evet bağımlı olaylar hakkında daha fazla konuşmadan önce gelin soruda bizden ne istendiğine bakalım. Öğlen pizza, öğlen pizza yediğinde kahvaltıda simit yeme olasılığı 0,7. Buraya yazdık. Bu bilgilere dayanarak P, yani B olayının A koşullu olasılığını bulmamız gerekiyor. A ve B olayı yerine simit ve pizzayı kullanırsak bizden istenen Rüstem'in kahvaltıda simit yediğinde öğlen pizza yemesinin koşullu olasılığı. Bulduğumuz sonucu yuvarlayabilirmişiz. Evet, pizza da, simit de yuvarlak olduğu için ikisini de yuvarlayabiliriz. Evet, hadi bakalım, şimdi burada videoyu durdurun ve bu olasılığı bulmaya çalışın. Kolay gelsin. Evet, cevabı bulduğunuzu biliyorum. Şimdi beraber yapalım, beraber çözelim. Evet, bu soruyu çözmenin en kolay yolu, A ve B olaylarının birlikte gerçekleşmesinin olasılığı hakkında düşünmek. A ve B'nin olasılığı, değişik bir renk kullanayım. A ve B'nin A ve B'yi kendi renkleriyle yazalım. Oldu. Bu ifadeyi başka şekillerde de yazabilirsiniz tabii. Mesela bu A olayının B koşullu olasılığı çarpı B'nin olasılığına eşittir. Mantıklı değil mi? B'nin olasılığı ve B'nin gerçekleştiği durumda A'nın olasılığı. Devam ediyorum. Bu aynı zamanda B'nin a koşullu olasılığı çarpı a'nın olasılığına da eşittir. Bu da çok mantıklı. a'nın gerçekleşme olasılığı nedir? Ve a gerçekleştiğinde b'nin gerçekleşmesinin olasılığı nedir? Bu ikisini birbiriyle çarparsanız, a ve b'nin olasılığını bulursunuz. Şimdi düşünelim, acaba bu neden faydalı? Bu ifadedeki çoğu şeyi bildiğimizi fark ettiniz değil mi? Mesela a'nın b koşullu olasılığının 0,7 olduğunu biliyoruz. B'nin olasılığını da biliyoruz. 0,5 O halde A ve B'nin olasılığı bu ikisinin çarpımı olur. Hemen çarpalım. Sonuç 0,35. 7 kere 5 35 ya da 0,7'nin yarısı 0,35'tir diye de düşünebilirsiniz. Peki geriye ne kaldı? B'nin A koşullu olasılığı çarpı A'nın olasılığı. Bakalım a'nın olasılığını biliyoruz, 0,6. Bize verilen bilgileri kullanarak b'nin a koşullu olasılığını hesaplayabileceğimiz bir denklem elde ettik. Bir daha yazalım. 0,6 çarpı b'nin a koşullu olasılığı. Eşittir 0,35. b'nin a koşullu olasılığı için iki tarafı da 0,6'ya bölmemiz yeterli olacak. Buraya 0,6 yazalım. Buraya da. Sol tarafta b'nin a koşullu olasılığı kaldı. Sağ tarafta ise 0,35 bölü 0,6. Hemen hesap makinemizi çıkaralım. 0,35 bölü 0,6. Sonuç 0,6. 5, 8, 3, 3, 3 böyle devam ediyor. Virgülden sonra iki basamak olacak şekilde yuvarlayabiliyorduk. Hatırlayın, simit ve pizza yuvarlaktı. O zaman sonuç 0,58 olur. Ve buraya da sonucu yaklaşık olarak 0,58 olarak yazabiliriz. Bu iki olayın bağımlı olup olmadığını kontrol etmek için b'nin a koşullu olasılığına bakalım. B'nin A koşullu olasılığı B'nin tek başına gerçekleşme olasılığından büyük. Tekrar ediyorum B'nin olasılığı B'nin A'nın gerçekleştiği durumda gerçekleşmesinin olasılığından büyük ve bitti.